Evet Melek, devam edelim senden. Elin emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Camını beğendim, çok güzel olmuş. Gerçekten hakkını vermişsin. Peteğin de öyle aynı şekilde. Şeyi kim yaptı? Kombi. Ben yaptım. Ben kombiyle şeyin üstünü, bu dolabın üstünü yaparsa yani ondan bekliyorum hakkını vermesini ben istiyorum. Ben de girmek istiyordum dedim. Çok özür dilerim. Ben de girmek istiyordum orada. Hatta kombiye girmek istiyordum. Sonra dış ses dedi ki girme artık dedi, vaktin yok dedi. Yani bir de çıkmıyor, anladın mı? Yok, dolabın üstü gerçekten kötüydü. Özellikle çıkıp baktım. Dolabın üstünün uzun hakkını vermişsin. Yani. Peki ben uzun, bir de çıkma alanım çok dar yani, evet. Çıkamıyor. İn çık, in çık. Salondan 2 saat 15 dakikada çıktı. O geri kalan süreyle de o mutfağın üstüyle uğraşsa mıydı? Uğraşmış, iyi vermiş, hakkını vermiş ama keşke biraz da içlerine, dolapların içlerine girseydi. Çok çünkü dolu içleri. Benimki gerçekten de biraz doluydu. Çok değildi, evet biraz doluydu çok ama doluydu. Ben üstünü sildiğim için eşyaları üste çıkartıp içini silip tekrar onları altına koydum. O üstü tam koydum. Olarak temizlenmiyor çünkü in çık in çık olunca düşmekten korktum artık, anladın mı? O kadar da zıpladım atladım ama artık düşeceğim dedim. Dış ses de kızdı bana zaten. Anladım. Gördüm ama orayı. Melek de diyor ki madem de yukarıyla o kadar uğraşmadın diyor, aşağı indiğinde bari 2 saat diyor, dolapların içine dışına girebilseydin diyor. Yani çünkü evet hem peteğe ama girmedin hem cama istedi. Girmedin hem kombiye girmedin. Şu an zaten girmedin. Temiz olmadığını söylüyor Melek. Ama hayır, olmadı çünkü temiz. Vakit gidiyor ama bir de sarmana in dedi. İçleri yok yani. Yani üstüne girmek yerine dolaplarına girseydin diyorsun. Yani. Peki banyo için ne diyorsun Melek? Banyonun duvarları olduğu gibi duruyordu ama klozetini güzel yapmış, ona da bir şey demiyorum. Peki ver Melek. Melek son puanını veriyor. Melek puanı vermeden önce Arzu'yu sormak istiyorum. Puanı değiştirmek istiyor musun Arzu? Hayır. Hayır. Lütfen değiştirir misin peki, puanını? Peki sil o zaman puanını. Yok, değiştirmiyor maalesef. Yani kendini çok yüksekten görmeyeceksin işte. Gördük ne kadar temizlikten anladığını. Arzu da hiç lafını içinde tutmuyor maşallah. Çok anlıyor ya. Anladığın ben için ben yetiştirdim. Ben yok vereceğim peki, sana peki, ya. Peki, ya anladığın peki, için evet. Yetiştirdim. Bu görüyoruz. Bu puanı sana camın ve dolabın üstü için veriyorum. Senden hiç bunu beklemezdim. Daha iyi bekliyordum. 3 geldi Melek'ten. Hava Hanım kesinlikle yapamadı. Ben çünkü çok ondan çok iyi performans bekliyordum ama beni çok üzdü. Evet, az önce Melek'in verdiği puanla haftanın son gününde Hava 10 puana ulaştı. Haftanın başında Arzu 12 puan aldı, Hatice 10 puan aldı, Gülistan 12 puan, Melek 12 puan aldı. Bakalım benden fazla puan alarak haftanın birincisi kim olacak, birazdan göreceğiz. Yorum mu yapmak istiyorum Hava? Salona geldiğimizde evet cam için bayağı uğraştın ama o süre çok fazlaydı cam için. Doğru, neden? Doğru. Çünkü mutfak dolabın çoktu. Doğru. Yani bu evde keşke o cam değil mutfak dolabı. Evet. Mutfaktan başlamasan bile salona geldiğimizde mutfağa geri gidip en üste ve dolaplara yağ sökücü sıkıp gerekirse şişenin ağzını açıp boca etseydin, bıraksaydın orası biraz yumuşasaydı. Orada bir hata yaptın. Çok karışık çalıştın. Yani su nerede, kova nerede, bez nerede, tel nerede, eş malzeme isteyebilirsin. O hiç sıkıntı değil. Çünkü süre aklında sürekli işlediği için. Ama bir arkanı döndün, tel olmasına rağmen tel aramaya gittin. Evet. Suyun varken su aradın. Kaç su değiştirdin, kaç bez değiştirdin orayı tam yakalayamadım. Yine de salonda mutfağa göre daha güzel bir iş çıkardım. Ama mutfağa geldiğimizde ise hazır süren çok az kalmışken daha dikkatli ve kendini mutfağa vermen gerekiyordu. Seni uyardım. Üst kısımda uğraşma dedim. Çünkü mutfak dolaplarının içi dışı dururken üst kısmına kimse bakmaz. Bakan da gereksiz yorum yapmış olur. Çünkü mutfak dolabı yüzüme yağ gibi parlarken üstü benim umurumda olmaz. Mutfak dolaplarının içine girmeni beklerdim senden. Buzdolabına da girmedin. Bu da bizim için biraz sıkıntı. Çünkü mutfakta beyaz eşyalar önemli bizim için. Çamaşır makinesini çekemedik doğru çünkü gerildi zaten. Onu çekmedik ama en azından süreyi biraz daha düzgün kullanıp buzdolabına girebilseydik. Mutfak dolaplarının içine giremediğimiz için söylüyorum. Banyoda performansın iyiydi. Küvet, klozet içinde elinden geleni yaptın. Eline koluna sağlık diyorum. Şimdi sana puan vermek üzere gidiyorum. Ve birazdan beklenen anla haftanın birincisine 10 bin liranın sahibini açıklamaya geleceğim. Görüşmek dileğiyle. Evet, beklenen anla karşınızdayız. Haftanın başından beri silmedik cam, perde, tül kapı kalmadı. Her şey bu 10 bin lira içindi. Şu anda 10 bin liranın sahibi benim elimde. Hazır mısınız? Hazırım. Evet, hazırız. 10 bin liranın sahibi şu anda elindeki kağıtta. Evet, herkesin hayalleri var 10 bin lira için. Gülistan dişlerini yaptıracak. Arzu bulaşık makinesi alacak. Hatice arabasının taksitini ödeyecek. Ben... Melek kenara atacak. Bana sormadın. Arzu, bugün hiç fırsat olmadı. Senden hiç konuşamadık. Havva. Havva, sen ne yapacaksın 10 bin lirayla? Annemi tedavi ettireceğim. Anneni tedavi ettireceksin. Ne gibi bir ihtiyacı vardı? Girmeyelim oralara, zaten şeyim. Anladım.
annenin tedavisi için kullanacaksın. Evet, herkesin 10 bin lira için bir amacı var. Ama burada 10 bin lirayı sadece iyi temizliği yapana veriyoruz. Şimdi 10 bin liraya veda eden haftanın sonuncusu olan ilk yarışmacımızı açıklıyorum. Hatice oluyor. Hatice, arkadaşlarından 10 puan, benden 6 puan aldın. 16 puanla 10 bin liraya veda ettin. Eline koluna sağlık, elinden geleni yaptın. Evet, kaldı 4 kişi. 10 bin liraya bir adım daha yaklaştık. Hazır mısınız? Avuç içlerim terledi. Bayılacağım ya. 10 bin liraya veda eden diğer yarışmacımızı açıklıyorum. Havva oluyor. Havva, toplamda 17 puanla 10 bin liraya veda ettin. Eline koluna sağlık. Arkadaşlarından 10 puan, benden 7 puan aldın. 17 puanla 3. oldun Havva. Eline koluna sağlık. Evet, kaldı 3 kişi. Gülistan, Melek ve Arzu. Bu hafta 2 tane ikincimiz var. İkincilerden ilkini açıklıyorum. 10 bin liraya veda eden diğer yarışmacımız Arzu oluyor. Arzu, toplamda 19 puanlı haftanın ikincisi oldun. 10 bin lirayı alsaydın bulaşık makinesi almak istiyordun çoğunlukla çocuklarına vakit geçirebilmek için. Ama maalesef ki 10 bin lirayı kaybedenlerden oldun. Evet, haftanın birincisi temizlik benim işimde bu hafta 10 bin lirayı almaya hak kazanan yarışmacı. Evet, şu anda dış sesin elinde konfeti. O patlattığı gibi birincinin ismini haykırıyorum. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Evet. 10 bin liranın sahibi. Evet, şu anda dış sesin konfetisiyle birinciyi açıklıyorum. Bu haftanın birincisi 10 bin liranın sahibi. Evet, evet, evet. Hadi. 3, 2, 1. Bu haftanın birincisi, temizlik benim işimde 10 bin liranın sahibi. Evet, 10 bin liranın sahibini açıklıyorum. Bu hafta temizlik benim işimde 10 bin liraya almaya hak kazanan yarışmacı. Melek oluyor! Ulan ya! Başardım diyorum, başka hiçbir şey demiyorum. Oh, hiç olmadı. Evet, 82 milyonun önünde madalyanı takıyorum. Temizlik benim işimde. Bu haftanın en iyi temizliğini yaparak 10 bin lirayı almaya hak kazandın. Haydi, hayırlı uğurlu olsun. Hepinize çok teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.